Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sabır ve bir sabırlık. Allah subhanahu ve ta'ala adam balasını yaratarken onu sınavge, imtihanlarge, balalarge düşakladı. Allezî halakal mavta vel hayata liyabluvakum ayyukum ahsanu amela. Sizlarni qaysi biringiz chiroyliroq amallarni qilishligini bilishlik uchun sizlarni baloga uchratadi. Sinovga, imtihonga. Alloh tomonidan mana shunday sinovlar kelar ekan, insonlar ikki qismga bo'linib qoladi. Bir qismi sabrlar. Ular sabr qiladi. Alloh bergan shu kunga rozi bo'ladi. Yana bir qismi esa boshiga kelgan musibatdan jazovaga tushadi. Norozi bo'ladi. Hatto ba'zilari yaratuvchisiga kofir ham bo'ladi. Odamlar ikkiga bo'lindi. Sobirlar va jazoga tushadiganlar. Bular ikkalasi teng bo'ladimi? Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavki yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Haqiqiy sobirlarning imomi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam balolandi. Aziyatlarga uchradilar. Varaqa ibn Nawfal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge sizne kavmiz yurtdüzden haydab çıkarıyorken de kanide yaş yigit bosam sizge yordam bergen bolardım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ava muhrici yahum ya hali beni kavmim yurtdumdan haydab çıkaradı mı? Varaka ibn-i Nawfal Peygamberimizge birinci günden talim beri yaptı ki siz olup gelgenler sana kim olup gelgen bosa elbette aziyetle güçüregen unge nisbeten düşmeli kılıngen dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aziyetlerini her türlüsü geçirdi. Uzat sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de durarken söküştü, uruştu, yüzüge tüpürüştü, üstüge içe çavalarını, hayvanların içe çavalarını taşlap koştu, taşlar bulan kovalaştı, yorgançlığı gidebileşti, hatta katıl kılıçlık geçe kas kılıçtı. Allah da Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mana şimdi bir kıyın maşakkatli günleri de vahiy kıldı. Estaizu billah. Vasbir ve ma sabruke illa billah ve la tahzan aleyhim ve la teku fi ziqin mimma yemkurun. Ey Muhammed Aleyhisselam, üst üste gereken nesalarga sabır taqat kılın. Yalnız Allah yardımı bilen yine sabır kılışı kadir bulursuz. Biz sabır buluşumuz için üstümüzde gereken yengil ağır günlerge sabır kılışımız için Allah'ın yardımı gerek. Eğer Allah kuvvet vermezse herkes sabır kılamayız. Onların üstünde mahzun bulmayın. Onların makir hilelerden sıkılmayın hem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstüge buradalar, insan balasının üstüge kanaka bir meşakkat sınavlar geliş mümkün olsa hemesi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hemen balları Fatime anamızdan taşkarı, Resulullah'ın özüden avval vefat etti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le 3 oğul, 4 kızı bosa, bana şu 7'de farzandıdan 6'dasını Rasulullah gömdü. Bitti farzandı olsa insan kança musibet geçişedi, kança cezaevi geçişedi, kança besabırlık kıladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6'da farzandını özü gömdü. Oğulları balagat yetmezden 3 arasına vefat etti. Bana şu emizikli oğlu İbrahim vefat etkeni de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Albatta kalp kayguradı, köz yaşlanadı. Ama biz fakat gene Rabbimizni razı kıladigan sözünü aytamiz. Ey İbrahim, biz sizden acilalıştan mahzunmuz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanları da bir ayolunu farzandı vafat etti. Haligi ayol farzandını kabrın üstüde durup kattı yığılardı. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem onu aldığına ötüp kalıp, ey Allah'ın bandası, Allah'dan takva kılın, sabır kılın dediler. Ayol kişi ne dedi? Resulullah ne dedi? Cevap verdi. Musibet kattıklı giden, ne diyetkeni bilmezden, beni tinç koyun, nere türün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gel. Resulullah inlemezden gittiler. Resulullah ötüp gitkenlerden keyin adamlar, ey falancı, senge vay bosun. Resulullah ne dedin hazır? Haliye ayol özüge gelip, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelip özür soradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler,
innamas sabru inda sadmatil ula. Sabr musibatni birinchi zarbasi yetgan paytdagisi sabr dedilar. Otangiz o'lganda, bolangiz o'lganda, molingizni ajraganingizda birinchi marta xabar kelganda shu paytda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deya olasiz, demak sabr qildingiz. Ha, 1 yildan keyin, 6 oydan keyin o'z-o'zidan nima olasiz? Ko'nikib qolasiz bu narsaga. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabr, haqiqiy sabr musibatni birinchi zarbasi kelgan paytda ko'rinadi. Musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabrlarga, jazavaga tushadiganlarga. Bu ikkisi teng bo'ladimi? Haqiqiy sabr bandalar boshiga musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyishadi. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz. Ikkinchi toifa esa jazavaga tushadigan toifa esa ey Robbim, nima uchun bunday qilding? Qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim? Nima uchun ayni men? Keyin ulardan eshitamiz, ey Xudo, men senga nima yozuvdim deydi. Ey Xudo, qaysi gunohim uchun deb qo'yadi. Agar seni qilayotgan gunohlaringga 10 tadan bittasiga 10 ta jazo berganida bir kun ham turmasding. Sabr bilan jazobaga tushadigan kishi hech qachon bular teng bo'lmaydi. Sabr bandalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astag'fir billah. Va bashiris sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Biror musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Musibat kelgan paytda shu so'zni aytish kerak. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. İkinci toifachi. Bular haqida ham Alloh taolo xabar berdi. Jazobaga tushadigan, besabrlar, Allohning qazosiga, taqdiriga norozi bo'ladiganlar. Innal insana xuliqa halua. Iza massahu sharru jazua. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguchidir. Mana ikki xil odam. Biri sabr qilyapti, ajr olyapti. Biri jazobaga tushyapti, gunohkor bo'lyapti. Hansa ismli ayol haqida eshitganmisizlar? Islomdan avval Hansaning Sahr ismli akasi vafot etdi. Jahiliyat davri. Akasidan ajraganligidan qayg'uga botib, jazobaga tushib, tongdan kechgacha yig'lar edi. Albatta bu jazoba edi. Akasini o'limini eslab, marsiya o'qib, she'r o'qib shunday derdi. She'rini mazmuni quyidagicha edi. Kunni chiqishi menga sahrni eslatadi. Har kun botganda ham uni eslayman. Agar atrofimda akalari uchun yig'layotganlar ko'p bo'lmaganida edi, o'zimni aniq qatl qilgan bo'lar edim. Bu jahiliyatdagi ahvoli. Keyin bu ayol islomga kirdi. Islomi chiroyli bo'ldi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Qodisiyya ma'rakasi sodir bo'ldi. Hansaning 4 ta o'g'li mana shu ma'rakada qatnashdi. Ularning 4 tasi hali ma'raka nihoyasi yetmasdan turib xabar keldi onaga. Ey Hansa, sizni 4 tala o'g'lingizni Alloh qabul qildi. Alloh ularni shahidlik bilan ikrom qildi. Jahiliyatda bitta akasi o'lgani uchun qancha yig'lab, qancha jazobaga tushgan edi. Mana endi islomga kirganda 4 tala o'g'li bir kunda ketyapti. Yig'ladimi? Jazobaga tushdimi? Norozi bo'ldimi? Nima dedi? İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. So'ngra aytdi, Robbim, ularni o'zingni dargohingda shahidlar qatorida qabul qilgin. Meni ham ular bilan birga naim jannatlarida jamlagin. Ana birodalar, sabr. Bundan ortiq so'zni gapirgani yo'q. Hansaning sabri shunday bo'ldi. Hansani jahiliyatdagi davri bilan, holati bilan islomga kirgandagi holati teng bo'ldimi? Bu ikki holat teng bo'ladimi? Allazina iza asabatuhum musiba. Bu shunday zotlarki, qachon ularga musibat yetsa, ya'ni bir tabib bir bemoriga aytadiki, analiz qildik, tashxis qildik, takror tekshirdik, falon kasalga chalinibsiz dedi. Shunday odamlar bor, dod deydi, yig'laydi, norozi bo'ladi, tabibni la'natlaydi kerak bo'lsa va Robbisini taqdiriga norozi bo'ladi. Ey Robbim, nima uchun men deydi. Ammo solihlarchi boshiga musibat tushganda ular jazobaga tushmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. U kishi betob bo'ldi.
Ve bana şu kesalligi tüfeli keyin vafat etti. O kişinin huzuruna kirganlar tabib çakırayalik mi sizge deyişgene de Ebu Bekir Siddiq tabib beni körüp gitti. Adamlar nima dedi? Albatta men xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan, shunday deb aytdi dedi. Ya'ni o'lishligini bildi, jazavaga tushgani yo'q. Odam bolasi borki, birodarlar, ustiga musibat keladi. Tirik ekan, sinovlar keladi. Bundan hikmat nima? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ichingizda qaysiningizlar chiroyliroq amal qilishingizlarni sinashlik uchun وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ Allah Teala Muhammed Suresi'ne merhamet kıladı. Elbette biz ta sizlerin orangizde malu canları bilen cihat kılgıvçı ve yakşı yaman külleri de sabır kılgıvçı zatlarını bilgünümüzce hem de sizlerin halı haberlerinizini tekşirip yüzüge çıkar günümüzce sizlerini imtihan kılamız. Balaki gende ayrım adamlar sabit buladı. Ayrımları cezaviye düşerdi. Lekin iki razı en başka musibet geldi. İki razı eteğin buladı mı? Cezaviye düşken kişi Rabbisinin kazayı kadar itiraz bildirirken buladı. Ne mi üçün ne buldu? Ne mi üçün zarar gördüm? Kandekalı bu keserlik uçuradım. Kandekalı mi yaş görgen insana vefat etti. Narazı buladı Allah'ın kazası ya. Ömer ibn Hattab aytardı raziyallahu anhu. En yakşı hayatımız sabır bilan bo'lishligini ko'rdik. Eng yaxshi hayotimiz sabır bilan bo'lishini ko'rdik. Kishi besabr bo'lar ekan, uni hayoti hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Jannatiylar jannatga kirganlarida ularni nima sabab bilan jannatga kirganligini Alloh taolo bayon qilib beryapti. Astaydu billah va jazahum bima sabaru jannatan va harira. Ularni va ularni sabr qanoatlari sababli cennet ve cennette egneleri de buladıkken ipek libaslarla mükafatladı. Neme sebepten gelip de cennet görürler? Sabrı tüfeyli. Kaysi sabrı tüfeyli? Musibet gegende, köyünü yahmiydiken iş sadır bugende, inna lillahi ve inna ilahi raciyun de başka gep yapırmıydiyanlar. Salih kişilerden bir aytadı, ikkele közü kör bugende bir şal adamı aldığından ütüp kaldım. Hareketten toktayken közü kör müydü? Töşekede yatıp alıp, haliga şal, iki gözü kör kişi ayeti yaptı. Yaratken köp bandalardan meni afzal kıp koygen Allah'a hamdlar bolsun. Allah'a hamdlar bolsun. Haliga salı kişi, falanca seni nima bilen afzal kıldı. Akır şal bolsun, iki kele gözün kör bolsa, yana kembegal fakir eken sana. O kişi ayetti, akır kalbim mumun, tilim zakir yemez mi? Kança közü açık, kança ayağı yürüyen adamlar var. Kalbi kör, tilleri soka. Siz bilen bizge her kança musibet kemesin, braderler. Kalbimizde iman var mı? Tilimiz Allah'ını zikrede mi? Bunu aldı da hemen musibet hiç neresi bu mekaladı. Mumun adam için. Bir Arabiye ayol bir ün aldı, ötüp aldı. Üydekiler dörtte bir yığılı yetken adı. Ne bol yaptı bu yüde, ne yığılı yaptı onlar? Açtı, bu havludaki bir kişi vefat etti. Haliki sahrayı bugün Arabi ayol, onların işi Rabbilerine itiraz bildirir şu, onun kazasından, narazı buluştan başka narsamaz dedi. Öldü mü? Öldü. Dot desin hem öldü. İnne lillahi ve inne ilahi raciun desin hem öldü. Sen bana şu musibette sabır gege bu sengem, savab gege bu sengem öldü, cezaba geçip günahkar bu sengem öldü. Buradalar yığılaş mümkün. Közlü yaşlanışı, kalbini ezilişi, insanlığı tabiatı da var narsa. Lekin neme mümkünmez? Dotsalı bir yığılaşlık, kimlerde yırtışlık, yüzlerini tırnaşlık, başı tuprağı saçıp saçını yürüşlük. Hadis Kudüsü'de Allah Azze ve Celle aytadı. Eğer men, mumun bandam deyin, dünyadaki bir yakınını kabız kılsam, sonra o sabır kılsa, Allah'tan ümit kılsa, onun mükafatı fakat cennet buladı. Atez öldü mü, onez öldü mü, balez öldü mü, yakınız öldü mü? İnne lillahi ve inne ilahi raciun de Allah'tan sabır ümit kılın. Allah'tan sevap ümit kılın. Sizin mükafatınız fakat cennet buluşun. Allah'ta Allah'a özü haberini veriyordu. Hadis Kudüsü'de Allah'ta Allah'a da İzabtalaytu abdi bi habibeteyhi
Fasabara avvastuhu minhumal cennete. Eğer bir bandamın ikkala közü de imtihan gücü etsem, yani ikkala közünü op koysam, bala olasam, ikkala közünü kör kıp koysam, bas sabır kılsa, bu ikkala közünü evazı yemeyen cennetini veremem. Hani ikkala közü kör bop kaldı. Dot döseyem kör boldu, razı boseyem közü kör boldu. Fakat bu yerde musibet kegenden kendi insan özünü nazarat kılıçdaki. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh aytadı. Sabrning iymon oldidagi manzilati xuddi boshning jasad oldidagi manzilati kabidir. Sabrni iymon oldidagi manzilati xuddi boshni jasad oldidagi manzilati kabidir. Boshni uzib tashlasa jasad nima bo'ladi? Yasholmaydi. Kishida iymon bo'lsa-yu agar sabr bo'lmaydigan bo'lsa, mana aynan shu holat bo'ladi. Besabrligimiz turki yo'q birodarlar. Ishimiz yurishmasa besabrlik qilamiz. Issiq bo'lib kelsa besabrlik qilamiz. Na soğukka könadırsan, na ısıkka hop deysan. Elbette şikayet vardı hayatımızda, doğru mu? Şikayetsiz birer günüm ötkendi ve etalesi mi? Özü sabır ne miydi? Şikayet kımasıyla gidi. Şikayetsiz günümüz ötken mi? Buran günümüz. Biz şikayetsiz günümüz yok buradalar. Demek sabırımız hem ozaken. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Vaqi'i kıssa. Bir kişi özü hakkında hikaye kılıp şunu dediydi. İşim şehirdeydi. Şehirde yaşardım. Ata-anam kışlağda onların ziyaretine iki günde bir, üç günde bir barıp durardım. Kışlağı bulan şehrin ortası da bir neçe saatlik yol barıdı. Ata-anamın ziyaretine çıkıp farzantlarım bulan barıp onların oradan kaçıp gelirken dedik. Sinirim hem bizge koşulup aldı. Sinan ham bir keçiliğini hala maşinaya çıkıp oturup aldı. Ayalım, iki de oğlum, bir de kızım barıdı. Hemimiz maşinada sukubatlaşıp yeterken biz, külüşü bararken biz, tosattan maşinamız baksız hadise gidiş geldi. Maşinamız aylanıp gitti. Neme bolganıge aklım yetmeye kaldı. Bir neçe laksalar öttü. İkkel oğlum ham şu laksada vefat yetişti. Kızım şalbop kaldı. Ayalımla başı gezerip tekken idi. Hayat bilen ölüm arasında durdu. Sinirmese koluma geçişi kaldı. Bir lakzada. Tasarruf göreyim. Ayalı, sinirlisi, üçte balasından birden acıla polisliydi. Bir neçe lakzalarda bağır yokudan acıraldı. Yine musibatta kattalıkını göreyim ki, farzantları ve ayalı özünü koluda can beri yaptı. Sinirim ve kızımla aldı da şifahanada uzağa oturdum. Lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi. Uyimga qaytib bordim, hovlidan ostona olib kirdim, to'xtadim. Uyim bo'sh. Bolalarimning ovozlari va kulgularini eshitib turgandayman. Ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman. Ularning hammalari bordek, xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti. Ammo haqiqat bunday emas. Endi bu uyda qanday qilib yashayman? Şimdi adamlar var burada, ana musibet. İnna lillahi ve inna ilahi raciun desi hem kettular. Cezava geçirse hem kettular. Şimdi adamlar var. 3-4 çakasını yukatıp koysa, özünü tutamaya kaladı, cezava geçişedi. Ma sefer yapıyken maladan faydası azra bop kasa, özünü koyar geçe atapamaydı. Koledeki işçisi miydi, farzantı mıydı, 3-4 somunu zarar geçiratıp koyadıyan bosa, dünyada aslın sunukta şeydi. Mumun adam şimdi buladı mı? Buradalar, Allah panahı da saklasın. Bu kişinin hikayesi her bittemizi başımıza yıkayıp kalışı mümkün. Allah haklı gen lakzada. Allah saklasın. Lekin insanda başıga yubutalal mar ala kadere dini ki degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi imanıdaki salabat yakarıp, dinideki salabat yakarıp imtihan güçlüydü. İmanıda salabat kuvvet olsa imtihan şüngere şekillerdi. Ve beşşiris sabirine alledine idâ asabatuhum musibetun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Biror musibat kelganda albatta biz Allohning bandalarimiz ve albatta biz u zotga qaytuvchilarimiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Birodarlar, Allohning sinovi, musibati, balolari kelganda odamlar ikkiga bo'linadi. Sabr bandalar, jazobaga tushadigan bandalar. Sinov har xil bo'ladi. Qo'rquv, ochlik, kambag'allik, kasallik
yakınlarının vafatları. Akıl kişi, mana şundek kalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda ikki og'iz so'zni aytishlik kerak. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz, o'zimiz ham, molimiz ham, hamma narsamiz Allohniki. Va inna ilayhi roji'un. Albatta uning huzuriga qaytib borguchidirmiz. Agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, unga 3 ta mukofot bor. Ulaike aleyhim salavatum min rabbihim ve rahme ve ulaike humul muhtadun. Ana uşalarga parvardigarlara tamamen salavat, mağfiret ve rahmet bordur. Ana uşalar hak yolunu topkücüdürler. Musibet kegende inna lillahi ve inna ilahi raciun degenlerge birincisi Rabbilere tamamen salavat bor. İkincisi Rabbisi tamamen rahmet ve adakılını yaptı. Üçüncüden hidayet topkenliği anak bulu yaptı. Allah subhanahu wa ta'ala daim özünü kaza kadar razı buladigan. Kalbiga yohmaydigan makruh sodir bo'lganda inna lillahi ve inna ilayhi. Baxt ve baxtsizlik. Baxt nima o'zi? Baxti kimdir sog'ligida deb biladi, kimdir yoshligida deb biladi, kimdir yana bir mansabda deb biladi. Baxt nima o'zi? Kishini qalbini xotirjamligi. Kunidan razı bo'lishlik. Qalbning oromi. Kişinin kalbi aram bilen turganligi, gam tashvishi yo'qligi, kuniga xotirjamligi, kuniga roziligi bu baxt. Odam bolasi borki birodarlar baxt istaydi. Shaqovatdan, badbaxtlikdan qochadi. Endi ulardan qanchasi savobni topadi bu insonlardan qanchasi topmaydi, Alloh biladi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, otamizni jannatga kiritdi. So'ngra uni qovurg'asidan Havo onani yaratdi. So'ngra aytdi: qarang, Odam alayhissalom Havo onamiz bilan jannatda, jannatda hamma narsa muhayyo. Alloh taolo aytdi: Astagfirullah. Faqulna ya Adamu inna hada aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. Bas biz aytdik: "Ey Odam, albatta bu, ya'ni iblis, senga ham, seni xotiningga ham dushmandir. Bas u ikkovingizni jannatdan chiqarib baxtsiz chiqarib baxtsiz bo'lib qolmagan. Fatashqo. Jannatdan chiqib kelsang baxtsiz bo'lib qolasan. Jannatda turishlik baxt edi ekan, chiqishlik badbaxtlik edi ekan. Jannatdan chiqib badbaxt bo'lib qolishiga kim sabab bo'lar ekan? Shayton. Iblis. Saodatni hammasi birodarlar jannatdan. Shaqovatni, baxtsizlikni hammasi jahannamdan. Odam alayhissalom, Havo onamiz ikkalasi bo'lib man qilingan mevani yeb qo'yganlardan keyin jannatdan chiqarildilar. Hamda Alloh taolo Odam alayhissalomni yerga tushirib yana vahiy qildi. Astagfirullah. Famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Bas sizlarga men tarafdan hidoyat kelganida kim mening hidoyatimga ergassa yo'ldan ozmas va baxtsiz bo'lmas. Alloh tomonidan kelgan hidoyatga ergashgan odam yo'ldan ozmaydi, baxtsiz bo'lmaydi. Shaqovatdan uzoq bo'lishni istaymizmi? Alloh taoloning hidoyatiga yuraylik. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Endi buning muqobilida bir toifa insonlar bor, Allohning zikridan yuz o'girgan, Allohning hidoyatidan yuz o'girgan. Alloh taolo aytadi: Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lar. Mana kishi dunyoda baxt istarkanmi? Hidoyatda yursa baxtli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Hidoyatdan yuz o'girsa, Robbisini zikridan yuz o'girsa, badbaxt bo'lyapti. Saodat, baxt, saodat deb gapirilganda pul aytilinyaptimi? Millat, qaysi millat vakili bo'lishi aytilinyaptimi? Qaysi zamonda, qaysi yurtda yashashi aytilinyaptimi? Peshonasi ochiq odamlarda, o'sha Yevropada yashayotganlarchi. Baxtli odamlarda nimaga? Benzin narxi ham oshmaydi. Magazinlar to'ldir produktda, zo'rda, baxtli odamlarda. Baxt degan tushuncha hidoyat ekan birodarlar. Baxtsizlik, shaqovat degani hidoyatsizlik, zalolat ekan. Hozirgi kunda odamlarda juda ko'pchiligi hidoyatdan uzoq, shun o'zidan, ya'ni binobarin badbaxt, shaqovat ichida. Qancha-qancha odamlar Robbisiga yaqin bo'lib saodatini topyapti. Qancha-qanchasi nafsini ko'yiga kirib, Robbisidan uzoq bo'lib badbaxt bo'lyapti.
Vallahi bir kişinin milyonlagan pulu bolsun, hashamatli uylari bolsun, eng yangi qimmat mashinalarda minsin, ama Rabbisidan uzoq bo'ladigan bo'lsa, bu insonni baxtli deya olmaymiz. Çünkü bu insan Rabbisidan uzoq bo'ldi mı? Rabbisini qulchiligidan bosh tortdi mı? Demek nafsiga qul bo'ldi. Nafs to'yadi mı? Nafs to'yadi mı? Demek bu insan hiç kaçan hayatından hatırcan bo'lmaydi, hayatından razı olmaydi. Ama fakir adam bosa, tırışçılığına nerver ötküzekken bosa, ama kalbide imanı boladigen bosa, bu insan hakiki saadetli kişi. Çünkü bu dünyanın sınavlığını, bu dünyada vaktin içerikini biladı, kanaka künkesi hem Allah'dan razı boladı. Demek öz özden saadet gelişen. İbrahim Adham, köp eşitkenimiz bu kişinin. Tanıyımız kim bu yanı gelin bu kişinin aslı. Bu kişi Hurasan padişahlarının birini oğlu buladı. Şahzada. Gaflette, oyun külgide, meyşette, mol köçülüyede, sıraf geçirdiği yaşayken. Küllerde burada bir kişi gelip onge nasihat kılıp etti ki İbrahim, Allah seni şu nasıl için yaratken de öyleysen mi dedi. Sonra uşbu ayetini talavat kılıp verdi. Estağfirullah. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Rabbimiz soru yaptı. Rabbimiz siz bilmemizden soru yaptı. Ya ki sizlerinin gümanınızca biz sizlerini beyhuda yarattık o sizler bizim huzurumuzga kaytarılmayımız da böyle yapsalar mı? Bu hayatlarını eşkene de İbrahim Adham kalbi uygandı. İmanga kayttı. Yığladı. Şu günden başlayıp hayatını özgürtüşe girişti. Mülküne terk kıldı, nimetlerde, huzur, halavatlarda hamasdan vazgeçti. Bağdat'a sefer kıldı. Bana şu cahide yaşayıp, dinge verildi, ilim örgendi, şeriat yolunu mahkem tuttu. Özünü zamanasındaki en salahiyyatlı insanı gelendi. Böyle giden keçken için fakir ana hayat geçirirdi. Üstünde bitti, cünden boyken kimi bağırdı. Yiğidigen nersesi bir burada kattığını anladı, bir günü gel. Ve bunu ana şu deryada su geçirip, yumuşatıp şu nanlı yeredi. Bir günü, şundaki haşemetli şahzadanın hayatını koyup, şu bir burada katlanan köngen adamı yapını kareyin. Bana şundaki günde yaşayıp durun, ne dedi? Huddu Ömer'in hattabda etken sözünü etken dedi. Ne dedi? Biz şundaki saadetli hayatını başımızdan keçiriyapmış ki, eğer padişahlar ve onların balaları bu hayatını mazasından haberdar bulgenleri de şu hayatını tartıp alıştığı için üstümüz yıkılışlarla bastırıp gelişken bunlar dedi. Avvalgi hayatını umumaya esleme yaptı. Ne için o fakirana hayatı basayım, saadetli hesabı yaptı özünü? Çünkü kalbi Allah'ın zikiri bilen hatırcan bunu yaptı. Eğer padişahlarının farzantları biz tatı yekken lezzet, huzur, halavatını bilgeni de kılıçını kütarıp gelip biz bilen can kıyan bunlar dedi. Ama bunu mukabilede yani bir taife insanlar var. Kança mağlı devlet yeterli bulmasın. Hayat kança zor olmasın. Özünü katıl kılıyken ne? Hani Skandinavya halkalarını alın. Şivetsen'e, Norveya'ya, Finlandiya'ya alın. Özü Avrupa boy memleketler. Macmuası. Yani Avrupa'nın içi de bana şu Skandinavya ülkeleri en boyları. En özünü canıya kaskıgenlerini köpeyem aynı şu bana şu Şivetsen'e. Skandinavya ülkeleri de. Kur'an tamırı Müslüman değişken mi siz? Beş vakit namazda, Kur'an talavatı da, nafil namazlarını okuydu, daim Kur'an talavatı da, eski şu cahide bop durup, özünüzü asıl koyganı görüyor musunuz? Hey? O hayatta kanaka borçluğun katil nazar, oylemem koymaydı özünü asılıydı. Ne mege? İmanı borçluğunu esledi de, dünyadaki en boy, en saadetli adam ekendiğini kıskıladı. Bu ikisi tek buladı mı? Herkes denk bulmuydu. Bir taraftan keç keç işledi, künlük tırışçılığını zor ötküzedi, ama hayatından razı, ömrü saadetli. Ne mi üçün? Allah'ını tanıydı, namaz okuydu, Rabbisini zikirdi, künlüge razı, hatırcan buhluydu. Tırıyken biz mi? Rızkımız? Allah'ını kuruldu. Yani milyonmaz, milyardlagen pulu var adamlar var, dar içmesi okulamaydı. Kalbaya gam kirip koyan. Lekin bu adam fakir. Bu adam badbaht. Ne mi üçün? Hidayetten üzülgen. Hidayetten üzülgen. Demek kim saadetli bularken? Hidayet görgen kişi. Ve ammellezine su'idu fe fil cenneti halidine fiha. Ayet ne kareyim?
Endi baxtiyor zotlar ise cennette bo'ladilar. Baxtiyor zotlar dünyada baxtiyor bo'lganlar. Dünyada saodatli bo'lganlar cennetga kiradi deyapti. Biz saodatlimizmi birodarlar? Endi baxtiyor zotlar ise cennette bo'ladilar. Dünyada baxtli bo'luvdi, endi bu albatta cennetga kiradi. Endi keyingi oyat. Fa ammal ladina shaqu fa fi nari lahum fiha zafirun va shahiq. Bas endi badbaxt kimsalar do'zoxda bo'lib, u joyda ohu faryod qilurlar. Badbaxt kimsalar do'zoxda bo'ladi. Demak, do'zoxga tushguncha bular badbaxt bo'lmagan. Nima bilan? Iymonsizlik bilan, kufr bilan, Allohdan uzoq bo'lishlik bilan. Ulamolarning biri u kishini qamab qo'yishdi. Avval yashab o'tgan salaf solihlardan qamoqda turar ekan aytar edi. Şu kasırçalik, şu kamokçalik altınını sadaka kılsam ham, men hazır his kılıyotken nimetine şükürünü ada kılamayman. Şunu zor yaşayıpman, şu kasırçalik kılıyotken altın diye son kısamdan şükür ada bulmaydı. E kanaka nimet de çedersiz. Akıl kamadasız o. Bu kanaka nimet. O kişi etti yok. Men bir lezzatı iş edemem, adamlar onu bilmiydi. Kamap o kişini arkasından eşit yapışkanı da tabassum kıldı. Nimaga tabassum qilasiz qomalib turib? Robbimni bir oyat esimga tushdi. Astagfirullah. Faduriba baynahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al-azab. So'ng ular bilan mu'minlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat, tashqarisida oldida esa azob do'zax bo'lar. U kishining mashhur so'zi: "Dushmanlarim meni nima qila oladi?" Axir cennetim kalbimde bo'lsa. Yurtimdan haydab chiqarib yuborsa safar. Qomab qo'ysa xilvat, Robbim bilan ibodatda bo'laman, o'ldirsa shahidlik. Ya'ni u kishining qalbidagi iymon har qanday holatda u kishining saodatli hayot kechirishligini ta'minlab beryapti, birodarlar. Qari, kampir enalarimiz uyqularidan voz kechishib Kur'an oku oturuşadı. O bir iki gece. Bunu körgen ayrım kişiler beş ara dedi. Uklaştı onu özünü kıyınıp kitap oku yaptı dedi. Kalbi fakat dünyaya bağlanıp koyan gafil kalp egeleri kayağıdan bilsin bu kemper Kur'an tılavatını kıyıp kendi huzur kılıyıkkenle yine. Yani şimdi bir adamlar var. Malı dünyasının hesabı yok. Sarflap tüketamıydı ama imanı yok. Bütün gamı malı dünyasını köpetirişliği. Bu ikisi çıkacan teri bu miydi? İbn Kesir özünün bidayına ve nihayesinde bir acayip kıssanı keltiredi. Müslümanlar salpçılar bilen can kılıçarıdı. Müslümanların koşunu arasında bir yaş yigit vardı. Kariydi, hafızı Kur'an. Müslümanlar ki Kur'an talavat kılı berardı. Adamlar yaş görüşerdi. Salpçılarını kasırın içinde türüp can kılıyken adamların arasında bu Müslüman yigit bir kızge közü düştü. Uzak küzetti. O kızının ışığı bu yiğitinin kalbi geçişti. Künleri burada yolunu kıldı da haliye kızge müracaat kıldı. Kandı kılıp sen geçsen buladı. Kandı yol varsan geçişlik ya. Kız aydı. Nasıl onu iki ötesen, men yüylenesen. Yiğitim akıldı. Müslümanlar safıdan çıkıp nasıl onu ile safıya girip gitti. Nasıl onu dini göttü. Kendine şu kızge yüylendi. Bu kalanı Müslümanlar fatih kılış olmadı ortaya kaçıp gitti. Bu yiğit yo'qotib qo'yishdi. Öldü mü, tiri mi, asir düştü mü, yoki nima bo'ldi? Xabarlari yo'q. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin qo'shin takror keldi yana qal'ani fath qilishlikka. Musulmonlar qarashuvdi, ana shu nasroniylarning safida turgan bir yigit e'tiborini tortdi ularni. Qarashuvdi haligi qori yigit. Unga: "Voy, sen falonchimisan?" "Ha, men shu falonchiman." "Ha, bizga Qur'on tilovat qilib beradigan falonchimisan?" "Ha, o'shaman," dedi. Senga nima bo'ldi? Qur'oning nima bo'ldi senga? Qur'on yodlagan eding-ku, musulmon eding-ku. U nima dedi? Qur'onning hammasi esimdan chiqarilib yuborildi. Qalbimdan olib qo'yildi. Faqatgina bitta oyat esimdan chiqmayapti. Qur'onni ko'targan hammasi hidoyat, nur Alloh taolo olib qo'ydi. Faqat bitta oyat esimda qoldi. Mana shu oyat uni xotirasida qolib, uni qiynab unga azob berayotgan edi. Qaysi oyat edi? Astagfirullah. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
Zarhum yakulu ve yetemettu ve yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Bitta oyat qopti qarang. Hali qiyomat kuni kofir bo'lgan kimsalar musulmon bo'lishni istab qolurlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularni qo'yavering. Yeb ichib foydalanib qolsinlar. Orzu havaslariga mashg'ul bo'laversinlar. Bas yaqinda bu qilgan ishlarning oqibatini bilib olurlar. Ey musulmonlar, parvo qilmanglar bu dinsizlarni, dindan uzoqlarni, dunyolari obod bo'layotganligi. Alloh taolo ularni sinayapti bu narsa bilan. Ular ham o'ladi. Musulmonlar ham o'ladi. Robbisining huzuriga borganda bular ana shu kambag'alroq bo'lsa ham musulmon bo'lib yashamagan ekanman degan pushaymon deyishadi. Yer yuzida yashayotgan odamlar ikki toifa. Saodatmandlar, badbaxtlar. Ana shu dinsizlarni, moli davlatini ko'pligi siz bilan bizni aldab qo'ymasin. Albatta Alloh ularni bu bilan azoblayapti. Ko'pchilik, balki aksariyati baxtsiz. Solih kishilardan biri aytadiki, hayotimda shunday bir lahzalar o'tadi. Shu lahzalarda o'zimni shunday his qilamanki, agar jannatiylar ham shu narsani his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. Shu dunyoda yashab turib aytayapti, shunday bir lahzalar bo'ladi, o'zimni shunday huzur halovatda his qilaman, agar jannatiylar ham shuni his qilsa, demak ularning ham hayoti yaxshi ekan. U qanday lahzalar? Sajdada turgan paytingiz, Qur'on tilovat qilayotgan paytingiz, Ka'bani tavof qilayotgan paytingiz, hoj aka, bomdod namoziga qorong'ida ketib borayotgan paytingiz, iftorlik qilayotgan paytingiz, yetimni boshini silab, ko'zingizga yosh kelib, unga xayr ehson qilayotgan paytingiz, Alloh taoloning kalomini eshitib, ko'zingizga yosh kelgan paytingiz, eslaydi shu paytda. Tilingiz bilan tasvirlab bera olasizmi? Yig'laysiz a? Ya'ni yig'latadigan joy, Arafatda turibsiz, otangiz, onangiz sizdan rozi bo'lganligi haqida qo'lini ko'tarib duo qilyapti. Otangizdir, onangizdir sizga roziligini aytib duo qilyapti. Endi bundan keyin hech qachon kam bo'lmaysiz. Shuning uchun pul topayotganlar, haligi har xil mashina olib, hashamatli uylarni solib, halib dunyoda obod qilaman, kafil yapishtiraman, mramir qo'yaman, sariq tosh qo'yaman deyormasdan, otanglarni biron bittasinimi puliz yetsa, bo'lmasa ikkalasini olib borib turib, Arafatda turib, qani dada, keling oyi bir duo qilinglar haqingda deb turib, bir duosini olib ko'ringlar-da. Mana shu lahzalar lazzatni, saodatni cho'qqisi. Mana shu saodatdan insoniyatda juda ko'pchiligi mahrum birodarlar. Har qancha dunyoyingiz ko'p bo'lsin, bu dunyoyingizni sarflab har qancha huzur, halovat toping, kayf toping, ammo bu halovat, lazzatni ortida nima qoladi qalbingizda? Gunoh qoladi. Qalbingizni qorayish qoladi. Ular har qancha chiroyli kiyimlarni kiyib, eng lazzatli taomlarni yemasin, eng yangi mashinalarda yurmasin, har qancha dunyoda sayr sayohat qilmasin, baribir baxtsiz. Baribir baxtsiz, chunki qalbida iymon yo'q ularni birodarlar. Sababi robbilardan ular voz kechgan kishilar. Insonning qalbi qachon xotirjam bo'ladi? Qachon kuniga rozi bo'ladi? Qachon inson baxtli bo'ladi? Alladina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ular iymon keltirgan qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olur. Faqat Allohni zikri bilan qalbingiz xotirjam bo'ladi. Ishonaring birodar, 10 ming dollar bugun topingda. Qancha yetmaydi? Yana 10 ming yetmaydi. 20 ming topingda. 20 ming yetmaydi. 100 ming topingda 100 ming rasxod ko'rinadi. Faqat Allohni zikri bilan qalb xotirjam bo'ladi. Allohga bo'lgan iymon bilan inson baxtli bo'ladi. Darsimizning nihoyasi, darsimizni avvalda o'qib qo'ygan ikkita oyatimizni birodarlar yana takror o'qiymiz. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kim mening hidoyatimga ergassa, yo'ldan ozmaydi va baxtsiz bo'lmaydi. Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, albatta uning uchun tang baxtsiz hayot bo'lur. Robbisining hidoyatiga yurib saodat topgan kishi, Robbisining hidoyatidan yuz o'girib badbaxt bo'lgan kishi, bu ikkalasi teng bo'ladimi? Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi.